Merhaba canlarım. Antalya'dan sevgiler selamlar sizlere. Bugün sizlere ev yapımı köfte. Basit bir şekilde Ecem, genç çocuklarımız yapsın diye Ecem için veriyorum bu tarifi. Baharatlarımı tanıtıyorum. Tuz, tarçın, kırmızı biber, toz biber, tatlı toz biber, benim ev yapımı kırmızı biberim ve kekik. Kekim. Yarım kilo kıyma. 3 tane soğanım. Böyle ekmek içi yerine arkadaşlar. Böyle hazır galeta unu, bu hazır galeta unu, bir tane de yumurta. Şimdi ne yapacağız? Bu 3 tane soğanımı bu küçük rondodan çekeceğim ben canlarım. Ececiğim sizin de var evinizde, onunla çekebilirsin aşkım. Bunu böyle doğrayacağım ben. Doğrayacağım, çekeceğim. Şimdi malzemeleri hazırlayınca dönerim arkadaşlar. Şimdi 2 tane de böyle sarımsak arkadaşlar. Onu unutmuşum. Onları getirdim. Rondodan çekiyorum soğanlarla birlikte. Bunu da böyle çekeyim. Çektim. Bu aparatla hiçbir şey bırakmıyor canlarım. Hepsini temizliyor. Kıyısında, köşesinde bir şey kalmıyor. Bu yoğurma kabım. Siz göresiniz diye böyle bir şey aldım arkadaşlar. İçindekini de rahat görebilirim diye. Yumurta kırmak zorundayız canlarım. Yumurta kırmazsak olmaz. Yumurta kırmak zorundayız. Zeytinyağı da edeceğiz. Onun için getirdim. Bir damla zeytinyağı. Çok değil canlarım. Bir damla zeytinyağı edeceğiz. Öyle. Salça da koyardım esasında ben. Birazcık da salça getireyim küçük kaşıkla. Onu unutmuşum. Salçanın dibi kalmıştı küçük kavanozda arkadaşlar. Onu biraz sulandırmıştım. Bu şekilde öyle getirdim. Bir tatlı kaşığı hepsi arkadaşlar. Siz koyacak olursanız bir tatlı kaşığı koyun. Yarım kiloya. Kıymaya. Böyle. Yumurtamı kırayım. Bunu da koyayım da öyle yumurtamı kırayım üzerine. Böyle göz kararı. Galeta unumu da koyuyorum canlarım. Alıyor değil mi? Alıyorum. Böyle. Yumurtamı da kırdım. Bunları atıyorum canlarım. Baharatlar. Zaten bu baharatlar çok önemli. İlk önce bunlarla yoğuracağım arkadaşlar. Bunların işi bitti. Bir tek buna ihtiyacım var. Bu kalabilir. Onların işi bitti. Gidebilir onlar. Kıymamız da böyle dursun. Şimdi azıcık bir damla zeytinyağı koyacağız. Bu kadar. Bunun da işi bitti. Kıymamız böyle dursun. Kullanacağız bunu.
Şimdi ben bunu yoğurmaya başlayayım canlarım. Böyle yoğuracağız. İlk önce bu şekilde malzemelerimizi kıymasız iyice bir yoğuracağız. Nasıl acı arkadaşlar şey? Basuhan çok acıymış. Öf, çok kötü. Gözlerim mahvetti. Cam açmak istiyorum. Ay çok kötü. Cam açtım. Böyle. Az daha vereyim. İlk önce bir çay bardağı tam doldurun koyun arkadaşlar. Onu dökün. Eksik gelirse devam edin. Bir çay bardağından da fazla döktüm galiba. Ölçmedim ama. Şimdi bunu köfte gibi ben bir yoğurdum. Baharatlarımla, salçamla, sarımsak, soğan. Malzemelerimi kattım, karıştırdım. İyice bir yoğurdum. Köfte gibi. Şimdi etlerimi alıyorum. Hepsi yarım kilo et arkadaşlar. Kıyma. Bana kıyması onu söyleyeyim. Büyükbaş arkadaşlar. Dana kıyması. Ben bunu bir yoğurup halledeyim arkadaşlar. Köftemizi yoğuruyoruz canlarım. Böyle. Basa basa. Çevire çevire. Böyle yoğuruyoruz. Köftenin iyi tutması için güzel yoğrulması lazım. Mutlaka yumurta kırılması lazım. Soğanı ince olması lazım. Elde bile yapacak olsak soğanı küçücük küçücük doğramak zorundayız. Rondo varsa rondodan geçirip yoksa rendeden de geçirebiliriz. Önceden ben rendede geçirirdim. Yani ince olacak. Elimizden geldiği kadar ince edeceğiz. Ve aynı hamur şeyi gibi, pasta hamuru gibi güzel birleşecek bu arkadaşlar. Güzel yoğrulacak. Olay bu. Olay bu. İyice yoğuracağız. Allah Allah, elimden çıkıp gidiyor. Büyük geliyor demek ki bana. Güzel yoğurdum arkadaşlar. Köftemin hamurunu güzel yoğurdum, köftemi. Şimdi son işleme geçecek. Şimdi elimizde tek tek köfte yapmayacağız canlarım. Böyle streç filmi
Bu tepsime geçirdim böyle. İçine köftelerimi koyacağım. İçine köftelerimi koyacağım. Yoğurduğum köfteyi içine koyacağım. Kolay olsun diye canlarım. Bu genç çocuklara yapıyorum ben bunu. Öğretmek için. Genç çocuklarımıza öğretmek için yapıyorum. Tek tek köfte yapmıyorum ben bunu. Eldivenimi çıkartmadan ben bunu bir yerleştireyim canlarım. Böyle. Hatta bundan çıkaralım böyle. Böyle uzatabiliriz. Uzatabiliriz. Bayağı çok oldu arkadaşlar. Şuradan alayım şuraya. Şuraya ekleyelim. Ortada fazla var. Şuraya da ekleyelim. Eldiveni de çıkartayım artık. İşi bitti. Şöyle yuvarlayacağız arkadaşlar, saracağız, kendine getireceğiz. Sıkılaştıracağız. Ve o tarafta. Kolay olsun diye canlarım, tek tek köfteyle uğraşmamak. Çocuklar, işleri acele olur. Gençler. Çalışan gençlerimiz basit olur. Akşamdan yaparlar. Buzdolabına atarlar. Biz bunu bugün yapmayacağız arkadaşlar. Yarın yanında patates kızartacağım ben. Patatesi de göstereceğim canlarım. O şekilde. Böyle. İyice çekeceğim. Böyle. Küçük geldi, görüyor musun? Şuraları ekleyeyim. Buralar kalın olmasın. Biraz şuraya ekleyeyim. Burada yerim var. Şöyle. Böyle. Bu şekilde. Böyle. Sıkıştırıyoruz arkadaşlar köfteleri. Boşluk pek bırakmıyoruz. Keseceğiz ya bunu. Buzdolabına koyacağız. Donacak bu arkadaşlar. Donmayacak da üst tarafına buzluğa değil alt tarafa koyacağız. Bir gece bekleyecek veya 3 saat. Bekleyecek. Bu birbirine yapışacak. Ondan sonra da
Keseceğiz arkadaşlar. Sucuk keser gibi keseceğiz. 3 saat, 4 saat bekleyecek. Ama ben şimdiden yaptım. Yarına kadar duracak bu. Bekleyecek. Bir güzel sucuk gibi olacak arkadaşlar. Ondan sonra da başlayacağım kesmeye. Yarın kesmeyi de beraber yaparız. Birlikte. Beraber keseceğiz. Ben yine şey getireyim de onunla saralım arkadaşlar. Malzememi getireyim. Bununla sardıktan sonra bir daha sarayım ben. Böyle. Şimdi streçle böyle ambalajlıyoruz arkadaşlar. Artık bir sucuk pozisyonunu aldı malzememiz. Tam bir sucuk pozisyonunu aldı, sıkılaştı. Tek tek köfteyle uğraşmamak için arkadaşlar, çalışan hanımlarımıza da güzel olur. Ben bunu Ecem için gösteriyorum. Düşündüm nasıl yapabilirim. Çocuğum nasıl güzel anlayabilir. Anlayacağı bir şekilde nasıl yapabilirim. Böyle düşündüm arkadaşlar. İşte yarım kilo kıymadan olay budur. Böyle. Bunu böyle düğüm atıyoruz buradan. Siz daha büyük kesebilirsiniz burayı. Böyle kıvırıyorum burayı. Kıvırıyorum. Düğüm atıyorum. İsterseniz çabuk yapacaksanız buzdolabına da koyabilirsiniz. Mesela yarım saat, bir saat durur bu buzdolabında. Çıkartır kesersiniz. Aynı günde yapacak olursanız. Çok da güzel olur. Olay budur canlarım. Yarın ben bunu keseceğim sizlerle birlikte. Böyle böyle. Köfte şeklinde. Kızartacağız tavada. Yanında patatesle. Kızarmış patatesle. Sunumlarımız olacak işte. Yarın görüşürüz. Yiyoruz yani. Ayran da yapacağım daha. Ayran da yapacağım. Hadi. Ayranımız olacak.
Onu da göstereyim. Böyle. Yoğurdum var. Süzme yoğurt kullanıyorum bu yıl arkadaşlar. Geçen sene hep kendim yapıyordum. Gidip gelmek şey olur diye, yani hastalık kaparız diye korkuyoruz. İşte öyle. Yoğurdumla da ayranımı da yapacağım. Allah izin verirse. Görüşürüz canlarım. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Bu benim için çok güzel bir olay oldu arkadaşlar. Kendimi çok iyi hissediyorum. Vallahi iyi geldi yani bana. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.